Salgınla mücadelede insanı merkeze almayan Amerika Birleşik Devletleri Covid-19 savaşını da kaybetti. Dünya genelinde 3 milyon civarındaki vakanın 1 milyonu 28 Nisan itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde. World Matters verilerine göre Amerika'daki Covid-19 sayısı 1 milyonu geçti. Ölü sayısı da 57 bin sınırında. Salgının merkez ülkesi olan Amerika'da bugüne kadar 5,5 milyon test yapıldı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede iyileşen hasta sayısı da 140 bin civarında. Hastanelerde tedavi olan 14 bin hastanın durumunun da çok kritik olduğu belirtiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Covid-19'la mücadele görev gücü toplantısının ardından medyanın karşısına çıktı. Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde konuşan Trump'ın hedefinde Çin vardı. Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz diyen Amerikan Başkanı, Çin daha hızlı davransaydı virüsün dünyaya yayılmasını önleyebilirdi görüşünü yineledi. Trump, ülkedeki kapanan işletmelerin açılması için eyaletlere baskıyı artırıyor. Beyaz Saray, eyaletlerdeki test kapasitesini artırıp virüsü Amerikalıların takibinin nasıl yapılacağı ile ilgili bir yönerge hazırlıyor. Buradaki hedef ise ekonomik faaliyetlerin bir an önce başlamasını sağlamak. Amerikan Başkanı Trump, birçok vali bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum dedi. Bu arada Amerika'da evde kal emirlerine karşı çıkarak Trump'ın ekonomiyi açma siyasetine destek veren grubun lideri de Covid-19 oldu. Trump'ı destekleyen eylemlerde göstericiler ne sosyal mesafe kuralına ne de maske zorunluluğuna uymuştu.